Şimdi sizleri İTÜ Arı Teknokent'e getirdim. Burada çok önemli bir kuluçka merkezi var. İsmi İTÜ Çekirdek. Bu kuluçka merkezinde dikey alanlardaki startuplara önemli destekler veriliyor. Bu alanlardan bir tanesi de otomotiv. Bakalım şimdi içeri gireceğiz. Otomotiv alanında ne gibi yeni nesil teknoloji geliştiriyor startuplar? Bunlara bakacağız. Hemen turumuza başlayalım. Otomotiv sektöründe geri dönüşüm çok önemli bir konu ve bu alanda çalışmalar yapan Laska adında bir startupla tanıştım ve kurucusu Onur yanımda. Merhaba Onur. Merhaba Ahmet. Onur, neler yapıyorsunuz, anlatır mısın bize? Biz kauçuk atıklarında karbon siyahı ve yenilenebilir yakıt elde ediyoruz. Kauçuk atıkları olarak özellikle atık lastikleri çok fazla kullanıyoruz. Hem kolaylığı ve yüksek verimi dolayısıyla. Elde etmiş olduğumuz bu karbon siyahı normalde fosil yakıtlardan elde edilen karbon siyahına alternatif bir ürün. Şimdi karbon siyahı deyince benim kafam karışır. Neden karışır biliyor musun? Çünkü anlamadığım bir kavram. Plastik mi oluyor yani? Aslında şöyle, kauçuk hamurlarının özellikle otomotivde kullanılan otomotiv parçalarının sizin gördüğünüz veya görmediğiniz bütün siyah renkli kauçuk ve plastik parçaların ana ham maddelerinden bir tanesi. Bu bir ham maddedir karbon. Örnekle siyahı. Bize getirdin zaten. Örnek şu, toz olan. Toz olan, pardon. Bu karbon siyahıdır. Bunu kauçuk hamurlarına katkı malzemesi olarak katarlar ve otomotivde çok ciddi miktarda kullanılır. Senede yılda dünyada 13 milyon ton üretilir ve %99'u da fosil yakıtların yakılmasıyla elde edilir. Çok kirli bir prosestir, çok maliyetli bir prosestir. Şu an yerli üretimi yoktur bunun. Bu atıklardan üretilmesi yenilenebilir ürün olarak aslında yeni bir hikaye. Dünyada da yeni bir hikaye. Bizim gibi dünyada 4 girişim var. Biz şu anda otomotiv endüstrisine çıktı kalitesi itibariyle parça üretebilen 4 girişimden biriyiz. Öyle harika söyleyeyim. Gerçekten. Peki şu anda atık lastikler yakılıyor genelde. Hatta birçok kez fotoğraflarını da görüyoruz, videolarını görüyoruz. Gerçekten çok üzücü bir şey. Siz artık bu atık lastikleri plastiğe dönüştürüyorsunuz aslında. Otomobil parçasına dönüştürüyorsunuz. Üstelik hiçbir atık üretmeden bir otomobil parçasına dönüştürüyorsunuz. Hiçbir atık üretmeden. Nasıl peki? Nasıl bir proses var orada? Şöyle bir proses var. Dünyada her yıl 1,5 milyar adet lastik atığı ortaya çıkıyor ve sizin de bahsettiğiniz gibi yakılıyor. 1 ton lastiğin yakılmasıyla 450 kilogramlık bir karbon salınımı ortaya çıkıyor. Evet. Bu lastikleri alıyoruz. Bir kimyasal prosese tabi tutuyoruz ve hiçbir atık üretmeden iki tane ürün elde ediyoruz. Birisi karbon siyah dediğimiz ürün, bir diğeri yenilenebilir yakıt dediğimiz ürün. Yenilenebilir yakıt dediğimiz ürünü enerji sektörüne, kimya sektörüne doğrudan satabiliyoruz. Karbon siyah dediğimiz ürünü de özellikle otomotiv endüstrisi başta olmak üzere kauçuk ve plastik sektörüne ham madde olarak tedarik ediyoruz. Şu anda fabrikalarda aktif olarak kullanılıyor mu acaba bu sizin ürünler? Tabii şu elinizde tutmuş olduğunuz parça bir Ar-Ge çalışmasından çıkan bir kauçuk hamuru aslında bu. Bunu daha sonra kalıplara koyup otomotiv parçası yapılıyor. Biz de dünyanın bilinen firmalarından bir tanesiyle, başta gelen otomotiv firmalarından bir tanesiyle şu anda çalışıyoruz. Dünyada bir firma şu anda fiilen sahada araçlarına bu parçayı takmış durumda. Şu anda ikincisi de yolda. Harika gerçekten. Peki şunu merak ediyorum. Tabii ki. Onur, buna ne olacak peki? Bu ürünün bir sonraki aşaması kalıplara koyup otomotiv parçası yapılacak. Yani, otomotivlere takılacak. Yani direksiyon, vites. Şöyle genelleyeyim. Otomotivdeki bütün siyah renkli kauçuk ve plastik parçalar olabilir. Evet, yani bir sürü herhangi parça bir şey olabilir. Evet. Harika. Onur, çok memnun oldum gerçekten. Çok enteresan bir yenilikle, bir teknolojiyle, malzeme teknolojisiyle daha doğrusu öyle söyleyebiliriz. Bizim malzeme teknolojisiyle bize tanıştırdın. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun valla. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Otomotiv alanındaki yeni nesil teknolojileri keşfediyoruz. Üretimde bunun en önemli başlıklarından bir tanesi ve bu alanda çalışan bir startupla sizleri tanıştırmak istiyorum. İsmi SenseMore ve kurucu ortağı Çağlar yanımda. Merhaba Çağlar. Merhaba Ahmet. Çağlar, öncelikli olarak nasıl bir teknoloji geliştirdiniz? Oradan başlar mısın? Tabii. Biz aslında temelde gördüğün şu elimde tuttuğum dünyanın en küçük kablosuz titreşim sensörünü geliştiriyoruz. Evet. Ve şöyle bir sensör. Yani bir kibrit kutusundan daha küçük. Çok daha küçük ve üzerinde Bluetooth ile kablosuz şekilde veri iletiyor ve çok uzun süre boyunca şarjı olmadan kendi piliyle uzun sürede ölçüm alabiliyor. Peki Çağlar, üretimde nasıl kullanılıyor? Yani neyi tespit ediyor bu sensör, bu cihaz? Biz döner ekipmanların çıkardıkları titreşimi ölçüyoruz. Bu titreşimi çok yüksek hızlarda örnekleyerek ki saniyede 26 bin örnek alarak bunların analizlerini gerçekleştiriyoruz. Bu döner ekipmanlar, elektrik motorları, dişli kutuları, rulmanlar gibi kritik önem arz eden ekipmanlar. Bu ekipmanların analizleri sonucunda müşterimize, bakım ekiplerine şunu söylüyoruz. Sizin ürününüz birkaç ay sonra problem çıkarabilir ve bu problem hizasızlık, dengesizlik, mekanik gevşeklik gibi sebebiyle birlikte raporlarını sunuyoruz. Yani Çağlar, üretim testindeki makinelerin bozulacağını önceden tespit ediyorsunuz. Aynen öyle. Peki hangi sensörler var içinde? Mesela titreşim var anladığım İçerisinde kadarıyla. İçerisinde 3 eksenli bir ivme ölçer var ve sıcaklıkla beraber bu ölçümleri korele ediyoruz. Birlikte sentezleyerek bizim
cloud tarafında kullandığımız yapay zeka algoritmalarımız var. Bunlarla evet. kullanıcıya %86'ya kadar doğrulukta bir hata analiz raporu sunuyoruz. Ve bu arıza raporlarını kullanıcıya ileterek burada almaları gereken tavsiye ettiğimiz bakım aksiyonlarına dahi söylüyoruz. Aa, gerçekten harika bir şey. Peki şu anda kullanılıyor mu otomotiv fabrikalarında? Tabii otomotiv en büyük destek aldığımız sektörlerden biri. Bunun yanında beyaz eşya, savunma sanayi, hızlı tüketim ürünleri, kimya, ilaç gibi sektörlerde de oldukça sıkça kullanılıyor ve 30'un üzerinde kurumsal müşterimiz var şu an. 8 ayrı ülkede de hizmet veriyoruz. Harika. Çağlar, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Harika bir teknoloji. Bizi tanıştırdın. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ayağınıza sağlık. Hoşça kal. Üretim alanındaki yeni nesil teknolojileri keşfediyoruz ve ben de yeni bir şirket ve onun kurucu ortağıyla tanıştım. Sizleri de tanıştırmak istiyorum. Simülerge kurucu ortağı Büryan. Merhaba Büryan, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ben şimdi dönmek istiyorum izleyiciler çünkü enteresan bir hikaye. Eşiyle beraber kurmuşlar şirketi. Bu da benim için önemli bir bilgiydi. Hikayesi çok güzelmiş bu arada. Kendisi de burada çalışıyor zaten. Çalışmalarına devam ediyor. Oradan el de sallayalım kendisine. Büryan, neler yapıyorsunuz? Anlatır mısın bize? Biz eşimle beraber çıktığımız bu yolda fabrikaların verimini arttıran yazılım çözümleri sunuyoruz. Bu bir yapay zeka uygulaması olabilir veya bir makine mühendisliği uzmanlığı içeren hesaplamalar yapan bir uygulama olabilir. Günün sonunda fabrikada yapılan üretimin daha verimli hale gelmesi için tavsiyeler veren, hesaplamalar yapan yazılımlar oluyor bunlar. Yani şimdi verimlilikten bahsediyoruz. Peki ne gibi hesaplamalar yapıyor? Hata oranını mı acaba düşürüyor? Örneğin fabrikalarda bizim görmediğimiz, tabii bize ulaşma ihtimali daha düşük olan hatalar var. Bunlar fabrikalar için ciddi kayıplar. Evet. Hatta bir örnek üzerinden gidelim. Tabii tabii, çok iyi olur. Buzdolabından örnek verelim. Buzdolabı açtığınızda içerisinde beyaz bir duvar var. Evet. Çeperleri var ve bu küvet gibi büyük bir parça, plastik bir parça. Bu parça tek yekpare şekilde üretiliyor. Ve fabrikada eğer bunu üreten makine hatalı çalışırsa bu çöp oluyor. Bu ne demek? Plastik sarfiyatı demek. Evet, haliyle önemli. Evet, çevreye de negatif bir etki demek diğer yandan. Ciddi bir masrafı da var. Bunu düzgün üretebilmek, hatasız üretebilmek için fabrikalardaki bu makinelerin düzgün çalıştırılması gerekiyor. Şöyle düşünebilirsiniz, evde çamaşır yıkıyorsunuz. Çamaşır makinenizi düzgün ayarda çalışmanız lazım ki çamaşırların başına bir sıkıntı gelmesin. Evet, evet. Aynı fabrikadaki makinelerin de düzgün parçalar üretilebilmesi için düzgün şekilde ayarlanmaları gerekiyor. Bizim uygulamalarımızı oradaki makineleri çalıştıran operatörler kullanarak hatayı oluşmadan önce engelleyici şekilde tavsiyeler alıyorlar. Harika. Tebrik ediyorum o zaman. Hem seni Büryan hem de eşini tebrik teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.